İyi akşamlar. Kanalizde karşınızdayız. Hafta ortasında piyasalara bakacağız yaklaşık bir saat boyunca. Hemen taç ekranda BIST 100'ün kapanışıyla başlayalım. 4000 puanın üzerinde bugün de gördük ama 4000 seviyesi üzerinde kapanış henüz yapamadı BIST endeksi 3 gündür. Bu seviye direnç olarak çalışıyor. Şu an son kapanışı görüyoruz. 3976 yataydı bugün. Gün içinde ara ara kar satışları gördük. Bugün bankacılık endeksi dünkü yükselişini devam ettirdi ama düne göre daha sınırlı. %0,2'lik kazanç gördük. 3925 puanda ve TL bazlı zirveden daha uzağız. 5000 puanın üzerini görmüştük burada. Şu an 3900'lü seviyelerdeyiz. Sınav endekste ise bugün %0,9'a yakın kazanç vardı ve özellikle Ereğli Demirçelik ve Hektaş hareketiyle bugün sınav endeksi yukarı taşıdı diyebiliriz. En çok yükselen ve değer kaybeden şirketlere de bir göz atalım. Bugün en çok yükselen ilk 5'e baktığımızda Borusan Yatırım Pazarlama, Ege Endüstri, Tukaş, İşfin ve Çimsa hisselerini görüyoruz. İlk 5 sırada farklı sektörlerden farklı şirketler var. Bugün en çok düşenlere de bir göz atalım. Girişim Elektrik dün yükselişteydi ama bugün kazançlarının bir kısmını geri verdi. %5 aşağıda. Şekerbank ve TSKB, iki tane banka hissesi var bugün en çok düşenlerde. Onun dışında Torunlar GYO ve İş GYO hisselerinin de bugün zayıf olduğunu görüyoruz. Yani en çok düşenlerde daha çok GYO ve bankacılık dikkat çekti diyebiliriz. Bugün puan katkısıyla acaba hangi şirketler öne çıktı? Yani endeksi bugün olumlu ve olumsuz anlamda en çok hangi hisseleri etkiledi? Onlara bakacağız. Bugün Hektaş, Ereğli, Aselsan, Akbank ve Aksa Enerji BIST 100'ü en olumlu etkileyen şirketler oldu ki özellikle Hektaş ve Ereğli'deki yükseliş olmasaydı muhtemelen günü negatif noktalayacaktı BIST 100 endeksi. Bir miktar düşüş görecektik ama özellikle bu hisse senetleri endeksi tuttu bugün. Yatay kapanışı sağladı. Endeksi baskılayan tarafta önemli şirketler var. Türk Hava Yolları, BİM, TÜPRAŞ, Koç Holding ve Turkcell bugün BIST 100 endeksini en negatif etkileyen ve gün içinde gördüğümüz o kar satışlarını tetikleyen şirketler oldu diyebiliriz. Bu hisselerdeki kayıplar özellikle Türk Hava Yolları en negatif etkileyen şirket konumunda bugün BIST 100'ü. İşlem hacmi de yüksekti. Hacim liderleri arasındaydı. Bugün hacim liderlerine bakacağız. Toplam hacme değinelim. 64,3 milyar TL. Düne göre düşüş var. Dün 83 milyar TL düzeyindeydi BIST 100'de İşlem hacmi. Bugün bir miktar gerileme var ve üstelik aylık ortalamanın da altına geldik bugün. Son bir ayın işlem hacmi ortalaması yaklaşık 70 milyar TL. Yani BIST 100 4000 puan etrafında bir konsolidasyon gösterirken işlem hacimlerinin bir miktar gerilediğini görüyoruz. Tabii gördüğümüz bu 64 milyarlık işlem hacminin büyük bir kısmı bugün Türk Hava Yolları, Akbank, Aselsan, TÜPRAŞ ve Şişecam'da gerçekleşti. Tek başına Türk Hava Yolları'nda yaklaşık 5 milyarlık işlem hacmi vardı. Özellikle en yüksek işlem hacminin görüldüğü ilk 5 şirkete baktığımızda Aselsan biraz daha performansıyla dikkat çekiyor. Bugün %4,1 değer kazandı. 2,9 milyarlık da işlem hacmi vardı. Yani hacimli bir yükseliş vardı bugün Aselsan'da. Onun dışında özellikle bankacılık endeksi içinde öne çıkan Akbank'ın da bugün hem yüksek işlem hacmi hem de %1,7'ye yaklaşan primiyle dikkat çektiğini söylemek mümkün. Sektör performanslarına değinecek olursak spor dün olduğu gibi bugün de yükselişte. Bugün borsada en çok yükselen sektör spor endeksi oldu %5,3. Onun dışında finansal kiralama, faktoring, turizm, taş toprak, teknoloji bugünün en çok yükselen ilk 5 sektörü. Tabii spor tarafında birkaç gündür Trabzonspor hissesindeki hareketleri dikkat çekici. Onun dışında özellikle iş finansal hissesinin etkisiyle finansal kiralama yönünü yukarıya doğru çevirdi son günlerde diyebiliriz. En çok düşen tarafta iletişim var. Turkcell ve Türk Telekom'daki kayıplar burada oldukça etkili oldu iletişim endeksinde. Onun dışında ulaştırma, ticaret, holding ve tekstil derinin bugünün en çok düşenleri olduğunu görüyoruz. Tabii aslında ticaret, ulaştırma ve iletişim hariç çok da büyük bir kayıp yok. En çok iletişim, havayolu hisseleri etkisiyle ulaştırma ve BİM başta olmak üzere perakende hisseleri etkisiyle ticaret
bugünün negatif tarafındaydı diyebiliriz. Peki küreselde durum nasıl? Şimdi küresel borsalara bir göz atacağız. Çünkü yurt dışında da bilanço sezonu var ve dün özellikle ABD'den gelen başta Microsoft olmak üzere teknoloji şirketlerinin sonuçları piyasayı çok tatmin etmedi. Onun etkisiyle özellikle Nasdaq'ta devam eden bir düşüş var. %2.1 aşağıda şu an Nasdaq. S&P ve Dow Jones da negatif bölgede. Hatta Dow Jones biraz daha yatay diyebiliriz. Yani o toparlanma çabası, son iki haftadır ABD'de gördüğümüz toparlanma çabası teknoloji şirketlerinin finansallarıyla biraz sekteye uğradı diyebiliriz. Avrupa'da ise yön yukarıydı. Asya'da ise Hindistan Sensex Endeksi hariç yine yükselişler gördük. Yani küresele baktığımızda karışık bir tablo bizi karşıladı diyebiliriz. Profesör Doktor Burak Arzova'nın da özellikle Merkez Bankası para politikaları ve küresel ekonomiye ilişkin yorumlarını aldık. İzleyelim. Yani şimdi burada merkez bankalarını ben ikiye ayırıyorum kendi açımdan. Bir Fed ve diğerleri diye. Tabii Fed'e baktığınız zaman böyle çok hızlı koşan Afrikalı atletler gibi hep aynı tempoyla yarışı götürüyor. Ama arkasından gelen ülkelerin buna çok fazla uyum sağlayabilecekleri bir noktada değiliz. Çünkü bir kere enflasyon olarak baktığımızda işte Amerika'nın enflasyonuyla dünyanın geri kalanı yani Avrupa'nın enflasyonu birbirinin aynı değil. Burada önemli farklılıklar var. Amerika'nın bir enerji problemi çok fazla yok. Yani enerji temini yönünden problem yok en azından. Ve bütün bunların haricinde Amerika'da özellikle iş gücü piyasası hala çok kuvvetli. Dolayısıyla Amerika sert faiz arttırımlarına devam edebilecektir muhtemelen. Öyle gibi duruyor. Ve şu anki olasılıklara baktığımızda en azından bu dönemde yani 2 Kasım'da 75 bas puanlık bir faiz arttırımı cepte gibi duruyor. Ve arkasından da tekrar bir 75 bas puanlık faiz arttırımı daha gelebilir. O nedenle bu çok sürpriz değil. Ama yani Amerika haricinde özellikle Avrupa'ya baktığımızda, özellikle İngiltere'ye baktığımızda aynı sertlikle devam edemeyecekler gibi gözüküyor şu an aşamada. Sanıyorum ki IMF Başkanı'nın söylemi burada özellikle Amerika'nın biraz daha yavaşlaması ve arkasından gelenler açısından baktığımızda süreci onlar açısından da makul kılabilecek bir seviyede tutabilmesi yönündeki bir çağrı. Bu çok gördüğümüz, alışık olduğumuz bir şey değil. Ama benim kanaatime göre Amerika bu sertlikle devam edecek ve belki 2023'te faiz arttırımları işte %5'ler seviyesine gelebilecek ama buradaki faiz arttırımlarının aralıkları açılacaktır. Yani 25 bas puanlık bir faiz arttırımı hemen Şubat toplantısı değil de belki daha sonraki toplantılarda yapılır ve arkasından bir 25 bas puanlık faiz arttırımı daha başka 2-3 aylık bir süre sonrasında yapılabilir gibi gözüküyor. Bu söylemlerin neticesinde de zaten piyasalar bunu önceden fiyatlamayı çok seviyorlar. Birazcık bunun da etkisi var. Yani Amerika'nın faiz arttırımlarına yavaşlayabileceği, işte Rishi Sunak'ın özellikle İngiltere'yi biraz daha toparlayabileceği ve arkasından yetişebileceği gibi çeşitli olumlu senaryolar bana kalırsa hiç hesapta olmayan ama şu anda fiyatlanıyor gibi duruyor. Dolar endeksinde sakin fiyat hareketi var. 110 seviyesinin altındayız. Dolar baskısı azaldı piyasalarda. Özellikle majör para birimlerine karşı dolar kazançlarının bir kısmını geri veriyor. Bu yıl ciddi bir trend görmüştük. Bu arada Kasım ayı toplantısına yaklaşıyoruz Fed'in. 75 bas puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor ama bu faiz artışı öncesi Senato'dan Fed'in para politikasına ilişkin mesajlar geldi. O mesajları izleyelim. Yaklaşan Fed toplantısı öncesi Fed Başkanı Jerome Powell'a uyarı geldi. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Fed'in 1-2 Kasım'da gerçekleşecek toplantısı öncesinde bir mektup kaleme aldı. Brown, Fed'in enflasyonla mücadele ederken faiz artırımlarına ilişkin uyarıda bulundu. Brown, hali hazırda enflasyonun baskısını hisseden çalışan Amerikalılar için iş kayıplarının durumu daha da kötüleştireceğini belirtti. Milyonlarca Amerikalı'nın geçim kaynaklarının riske atılamayacağını kaydetti. Enflasyonla mücadele etmenin Fed'in görevi olduğunu vurgulayan Brown, bankanın aynı zamanda tam istihdamı sağlama sorumluluğunu da gözden kaçırmaması gerektiğini aktardı.
Brown, işgücü piyasasının şimdilik nispeten kararlı bir seyir izlediğini, ancak açık iş sayısının azaldığının ve işsizlik başvurularının arttığının görülmeye başlandığını da belirtti. Euro-dolar paritesinde de yeniden bir seviyesinin üzerindeyiz. Bugün bir eşik değerini gördü ve üzerine attı parite. Yarın da ise bir faiz kararı var. Bunun öncesinde dikkat çeken bir fiyatlama görüyoruz paritede. Ama tabii para politikası, yükselen enflasyon ve faiz hadlerinin dışında Avrupa'da devam eden enerji arz problemi var. Ve bu da hem cari dengeyi hem de üretim faaliyetlerini çok olumsuz etkiliyor. Burada son öne çıkan başlıkları izleyelim. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz tedarikini kesmesi kıtanın enerji kriziyle baş başa kalmasına neden oldu. Hal böyle olunca tasarruf önlemleri de peşi sıra geldi. Neredeyse tüm Avrupa ülkeleri bir bir tasarruf tedbirleri açıklarken son olarak Avrupa Birliği ve UEFA halkı bilinçlendirmek adına reklam kampanyası konusunda uzlaştı. 30 saniyelik reklam spotu UEFA'nın Avrupa'da organize ettiği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi maçlar sırasında televizyonlarda yayınlanacak. Reklamla halkın fazla lambaları kapatmak, iç ortam ısısını düşürmek ve buzdolabının kapağını uzun süre açık tutmamak gibi günlük hayattaki pratik önlemleri uygulaması teşvik edilecek. Artan enerji krizi endişesiyle Avrupa ülkelerinde gıda tedariki korkusu da başladı. Fransa'da çiftçiler enerji krizi nedeniyle gıda arzının sekteye uğramasından endişeli. Ülkenin çiftçi sendikası enerji maliyetlerinin 4 katına çıktığını, bunun gıda tedarik zincirinde sıkıntıya yol açabileceğini söyledi. Sendikadan ayrıca önümüzdeki günlerde üretimin durabileceği uyarısı da geldi. Avrupa bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'da da durum iç açıcı değil. Alman şirketlerin yaklaşık %25'i maliyet tasarrufu önlemi olarak iş gücü kesintisine gidecek. Bugün Şangay Birleşik Endeksi yükseldi fakat genel eğilime baktığımızda son bir yılda tabii bir düşüş eğilimi söz konusu. 2800'lü seviyeleri de gördük bu yıl içerisinde. Çin'in de ekonomiyi hızlandırmak için attığı adımlar var son aylarda baktığımızda. Hem para politikası hem maliye politikasını kullanıyorlar. Fakat verilere göre bütçe açığında da ciddi artışlar söz konusu. İzleyelim. Çin ekonomisi için tehlike çanları çalıyor. Ülkede 9 aylık bütçe açığı 7.16 trilyon yuanla rekor seviyelere yükseldi. Gevşek para politikası uygulayan ve ekonomik aktivitedeki ivme kaybıyla dikkat çeken Çin'de bütçe açığı da alarm veriyor. Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bütün seviyelerdeki yönetim birimlerini kapsayan bütçe Ocak-Eylül döneminde 7.16 trilyon yuan yani 980 milyar dolar açık verdi. Bu rakam karşılaştırılabilir tüm dönemler içinde bütçe açığının en yüksek olduğu dönem olarak kaydedilirken bütçe açığı sadece geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı. Bu ekonomik tabloya rağmen 10 yıl içinde orta düzeyde gelişmiş bir ülke olmayı hedefleyen Çin ekonomisi için orta vadede böyle bir tablo görünmüyor. Rockefeller International Başkanı Rishi Sharma'nın analizine göre söz konusu hedefin tutması için ülkenin %5 büyümesi gerekiyor. Ancak mevcut demografik yapı, ağır borç ve azalan verimlilik Çin'in 2060 yılına kadar dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'yı geçemeyeceğini gösteriyor. Dolar TL'de sakin seyir devam ediyor. 18.60 seviyelerindeyiz. Bu arada yarın Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu açıklayacak. Oradaki tahminin, yıl sonu tahmininin ne olacağını tabii yakından takip edecek piyasa. Bu arada 2023 yılında da blok zincir tabanlı dijital para çalışmalarının arttırılması bekleniyor. Dijital para çalışmaları da var Merkez Bankası tarafında. İzleyelim. Dijital Türk Lirası'nın ödemelerde kullanımına ilişkin testler gelecek yıl başlıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke işbirlikleri tesis edilecek. Bu kapsamda ikili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak. Blok zincir tabanlı dijital Merkez Bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda Dijital Türk Lirası'nın ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak. Dijital Türk Lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleriyle araştırma geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak.
Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalarla araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nin faaliyete geçişini takiben İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. ABD tahvil faizlerinde bugün düşüş var. Getiri eğrisinin hem kısa hem de orta ve uzun vadeli bölümünde tahvillerin değer kazandığını ve faiz hatlarının aşağı gittiğini görüyoruz. Hatta 10 yıllık %4 sınırına kadar geldi bugün. İçeride gösterge faizlerde durum nasıl, bir göz atalım. 10 yıllıkta yükseliş sürüyor. 2 ve 5 yıllıklarda ise düşüş var. Geçen hafta boyunca uzun vadeli gösterge tahvil faizimiz düşmüştü ama bu hafta geçtiğimiz 3 işlem günü boyunca da devamlı bir yukarı hareketlilik gördük. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yatırımcılarla bir buluşma gerçekleştirdi. Orada hangi detaylar öne çıktı, izleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katıldı. Yatırımcılarla bir araya gelen Bakan Nebati, konferanstaki konuşmasında Türkiye'nin pozitif konumuna dikkat çekti. Güçlü ve esnek sanayi altyapımız, nitelikli iş gücümüz ve rekabetçi Ar-Ge ekosistemimizle değişen küresel tedarik zincirine uyum sağlıyoruz. Öte yandan son 20 yıldır yapılan altyapı yatırımları sayesinde yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracata önceleyen Türkiye ekonomi modelimizin ülkemizde uygulanmasına zemin hazırladık. Böylece büyümemizi güçlü ve dengeli bir şekilde sürdürüyoruz. Konuşmasında Türkiye'nin 2022 yılında %7,5 büyüme kaydettiğini hatırlatan Bakan Nebati, yabancı yatırımların arttığını da vurguladı. Son 20 yılda yaklaşık 250 milyar dolar yabancı yatırım çeken bir ülke konumuna geldik. 2002 yılında ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 5000 seviyesindeyken, 2022 itibarıyla 78 binin üzerine çıkmıştır. Hazine olarak bu yıl içinde 7,5 milyar dolarlık dış finansman sağladık. Bu ihraçlara yatırımcılardan gelen yoğun ilgi, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olması açısından çok önemli. Türkiye'nin hem coğrafi konumunu hem de tarafsız diplomasi anlayışının altını çizen Nebati, tahıl koridoru anlaşmasının örneğini verdi. Türkiye açtığı tahıl koridoruyla küresel gıda krizine çözüm üretti. Türkiye, diğer Avrasya ülkeleriyle birlikte Rusya ile Avrupa arasında enerji güvenliğini sağlayabilecek kilit ülkelerden biri konumunda. Enerji emtiasına baktığımızda petrol fiyatlarında bugün yükseliş var. Doğalgazda ise yatay ve sakin bir fiyat hareketi söz konusu. Kıymetli metallere de bir göz atalım. Altın, gümüş, platin ve paladyum nihayet bugün tepki verdi. Aslında geçtiğimiz günlerde de dolar endeksi sakin, biraz aşağı geliyordu hatta. ABD tahvil faizlerinde de yükseliş durmuş ve bir miktar gevşeme görmüştük. Ama kıymetli metallerde ciddi bir tepki hareketi yoktu. Hala düşüş eğilimi görüyorduk. Fakat bugün başta platin ve paladyum olmak üzere kıymetli metal fiyatlarında da yukarı doğru bir hareketlilik söz konusu. Peki bu hareketlilik devam edebilir mi? Haluk İzzet Mutlu'nun yorumlarını aldık. İzleyelim. Dolar endeksine bakalım ilk önce. Dolar endeksinde 110'lara doğru bir geri çekilme var. Bu tabii ki emtialar için iyi haber. Altın da buna dahil. Ama burada esas önemli olan konu kesinlikle Amerikan Senatosu'nun Fed'e gönderdiği bir uyarı yazısı. Burada faiz artışları ile ilgili yapılan uyarı esasında altın için bir moral kaynağı oldu. Ve tekrar 1620'li fiyatlardan 1670 dolarlı fiyatlara doğru bir hareket yaptı. Ama tabii şeyi unutmamak lazım. Yani 2 Kasım, 3 Kasım Fed toplantısı yaklaştıkça orada stres artacaktır. Çünkü şu ana kadarki açıklamalardan anladığımız FED en azından Kasım ve Aralık toplantılarında faiz artışından vazgeçmek gibi bir tutum içerisinde olmayacak. Oradaki görüntü Kasım'da 0.75, Aralık'ta da büyük bir ihtimalle 0.75 olarak devam edecek gözüküyor. Bu bir miktar altında baskıyı tekrar gündeme getirebilir. Önemli olan tabii orada Fed'in karar sonrası yapacağı açıklamalar da olacak. Bu resesyon devamlı telaffuz edildikçe
Tabii ki altın haricindeki kıymetli madenlerde, yani platin, paladyum ve gümüş gibi kıymetli madenlerde stres biraz daha fazla oluyor. Çünkü üretimde altına göre daha çok kullanılan metaller, platin ve paladyum başta gümüş olmak üzere, bilhassa otomotiv sektöründe ve otomotiv sektörü de resesyonla direkt olarak bağlantılı olan bir sektör. Burada bir resesyon dediğimiz gibi ön planda. İkincisi de bu hala devam eden çip krizinden kaynaklı otomotiv sektöründe yaşanan üretim sıkıntıları. Ve gelen haberlere bakılırsa çip krizinde de henüz kayda değer bir düzelme ya da bir düzelme beklentisi henüz yok. O yüzden bu platin ve paladyum tarafında baskı yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Gümüş tarafında yavaş yavaş bir hareketlenmeler, birazcık daha olumlu yönde haberler görebiliriz. Bilhassa yenilebilir enerji tarafında yapılacak olan yatırımlar, planlanan yatırımlar haber olarak düşmeye başladıkça orada gümüşün fiziki talebinde bir artış görebiliriz. Bu akşam önemli şirketler 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Endeksi de hareket ettirebilecek, endekste ağırlığı yüksek şirketler. Tek tek bakalım. Önce Ereğli, ki bugün yukarı hareketiyle endeksi tutan, pozitif bölgede endeksi tutan en önemli şirketlerin başındaydı Ereğli ve kapanış sonrası beklentinin üzerinde bir kar rakamı açıkladı. 2,5 milyar TL'lik bir kar rakamı. Net olarak söyleyecek olursak 2 milyar 564 milyon TL'lik bir rakam. Geçen yılın 3. çeyreğinde baktığımızda şirketin 5 milyar TL'lik bir kar rakamı vardı. Yani burada çeyreksel ve yine yıllık bazda bir düşüş var ama 9 aylık net kâra baktığımızda 15.4 milyar TL'ye ulaşmış. 9 aylık açısından yükseliş sürüyor ama çeyreksel performans biraz zayıf, yine de piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Burada da 9 aylık rakamların özetini görüyoruz, özet gelir tablosunu. Hasılat 43 milyardan 100,5 milyar TL'ye yükseldi bu yıl ilk 9 ayda. Brüt kâr yaklaşık 25 milyar TL olmuş. Esas faaliyet kârı düzenli yükseliş eğilimini koruyor. 15.6 milyardan 23.3 milyar TL'ye yükseldi. Yine faiz ve vergi öncesi kâr rakamı, bu da önemli. 16.9 milyardan bu yıl ilk 9 ayda yaklaşık 25.9 milyar TL'ye ulaşmış diyebiliriz. Net dönem kârı da ilk 9 ayda 15.4 milyar olurken hisse başı kazanç 4.2 TL oldu ki bu temettü potansiyeli açısından da iyi bir durum. Ereğli de her yıl düzenli temettü veren en önemli şirketlerin başında ve hisse başı kâr rakamı artışını sürdürüyor. Ama tabii özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte şirketin maliyetlerinin hasılatına göre daha hızlı artmasından dolayı marjlarda bir yavaşlama vardı ki burada HRC, HRC çelik fiyatlarıyla demir çelik, özellikle demir cevheri ve hurda fiyatlarındaki yükselişin arasındaki fark marjları baskılamıştı. Maliyetler biraz daha hızlı yükselmiş ama HRC fiyatları düşmüştü. Onun etkisini de yine bu çeyrekte de hissetmiş şirket. Kar marjlarında hem çeyreksel hem yıllık bazda düşüşler söz konusu ve aslında 2021 9 aylıklardan beri de marjların ivme kaybetmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu yıl ilk 9 ayda brüt kar marjı %25'e düşmüş. Geçen yıl %38'di. FAVÖK marjı %39'dan %25.8'e düşmüş. Net kar marjı ise %25.1'den %14.8'e gerilemiş görünüyor. Yani elde edilen kar rakamları nominal olarak büyüyor elbette ama hasılat içindeki payı düşüyor. Maliyetler biraz daha hızlı artmış bu süre zarfında da Ereğli'nin karına göre diyelim ve piyasa çarpanlarına da değinelim. FK 5,5 piyasa değeri defter değeri oranı ise 0,97 seviyesinde Ereğli'nin. Aslında tarihsel ortalamalarına göre piyasa çarpanları da yüksek olmayan seviyelerde şu anda. Bugün 30 liranın üzerinde bir kapanış yaptı. Pazartesi günü haftaya çok sert bir başlangıç yapmıştı. Dün bir satış geldi. Bugün tekrar yukarı gitti. Beklentinin üzerine gelen kar rakamı var. Ama kar marjlarında düşüş devam ediyor. Bakalım piyasa yarın nasıl bir fiyatlama yapacak.
Yine bugün değer kazanan, işlem hacmi de yüksek olan hisselerden biri Akbank'tı. Ve kapanışta gelen kar rakamına baktığımızda şirketin 3. çeyrekte 17 milyar TL'lik net dönem karı elde ettiğini gördük. Toplam 9 aylık kar rakamı da 38.2 milyar TL'ye ulaşmış. Yine burada net faiz gelirleri, TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelirler ve net ücret komisyon gelirlerindeki artış etkili. Örneğin ilk 9 ayda net faiz geliri 48.6 milyara kadar yükselmiş. Net ücret ve komisyon gelirleri ekonomideki canlılığa bağlı olarak 6.8 milyar TL olmuş diyebiliriz. Yine bu çeyrekte şirketin ticari karının da yükselişini sürdürdüğünü ve 9 aylık bazda 11 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Grafik 2015'ten beri 9 aylık karın gelişimini bize gösteriyor. Gerçekten de Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, kur korumalı mevduat uygulamasının mevduat faizlerindeki yükselişi sınırlaması ve bir yandan net faiz marjının, yani kredi mevduat faiz makasının bankalar lehine çalışmasıyla beraber bu yıl ilk 9 ayda çok devasa artışlar var kar rakamlarında. Tabii sadece artan kar değil, karın öz kaynaklar içindeki payı, yani öz kaynak karlılığı da yükseliyor. Ve tabii sektör ortalamasının da hemen hemen üzerinde gerçekleşiyor diyebiliriz şu anda. Akbank'ın öz sermaye karlılığı %44'e yaklaşmış 12 aylık son veriler itibariyle bakıldığında. Sektör ortalaması da yükselişte, öz sermaye karlılıklarının da yukarı doğru eğilimini koruduğunu görüyoruz. Şimdi Akbank'ın da hisse grafiğine bir göz atalım. Bu yıl baktığımızda önemli ölçüde değer kazanan şirketlerden biri aslında Akbank. Bugün de yükseldi. %1.7'ye yakın yükseliş. Yılbaşından beri %190'ın üzerinde prim. 15.78 seviyesinde kapanış. Tabii Eylül ayında TL bazlı zirveyi görmüştük. Henüz onun üzerinde değiliz ama oraya doğru yaklaşan bir grafik görüyoruz. Ve şimdi Tofaş'a değinelim ki Tofaş özellikle Stellantis'in yeni özellikle Bursa fabrikasında vereceği yeni model bu konuda önemli bir belirsizlikti. Bu hafta Stellantis CEO'sunun açıklamaları da dönem dönem Tofaş'ta ciddi hareketliliklere yol açtı. Bu akşam da sonuçlarını açıkladı şirket. Şöyle bir baktığımızda 3. çeyrekte 2 milyar TL'lik net dönem karı elde etmiş. 2 milyar 58 milyon TL. Geçen yıl 3. çeyrekte 580.6 milyon TL düzeyindeydi. Bu arada ikinci çeyrekte ise 1.9 milyar TL'ydi. Yani hem çeyreksel hem yıllık bazda yükseliş devam etmiş. 9 aylık bazda baktığımızda hasılat %115 artarak 42 milyar TL'ye ulaşmış. Brüt kar 7.5 milyar TL, esas faaliyet karı 5.5 milyar TL olmuş. Esas faaliyet karında da %138'lik bir büyüme var. 9 aylık net dönem karı ise 5 milyarı aşmış. Şimdi o satış karlılık grafiğinde bunu göreceğiz. Her ne kadar tabii Stellantis grubu içerisindeki konumuna ilişkin belirsizlik olsa da bu yılın ilk 9 aylık döneminde üretim, satış ve hasılat kar performansı açısından geçtiğimiz yılların 9 aylık performansının çok üzerinde diyebiliriz. İlk 9 ayda net karı yıllık %145 artışla 5 milyar sınırının üzerine gelmiş. Tofaş'ın piyasa çarpanlarına da bir göz atalım. Bugünkü son borsa kapanışıyla da beraber fiyat kazanç oranı 8.3 seviyesinde. Sektör ortalamalarına göre daha düşük çarpanlarla fiyatlandığını söylemek mümkün. Otomotiv'de şu an FK ortalaması yaklaşık 13'lerde. Piyasa değeri, defter değeri çarpanı ise şirketin 6.5'larda. Sektör ortalaması 8.7 seviyelerinde. Sadece FK değil, firma değeri FAVÖK, piyasa değeri, defter değeri gibi oranlar açısından da otomotiv sektör ortalamasına göre biraz daha aşağıda, biraz daha iskontolu fiyatlanıyor gibi görünüyor. Peki Tofaş bugünü nasıl noktaladı? %1.88'lik kaybı söz konusuydu. Özellikle Temmuz ayından beri burada da önemli bir yükseliş trendi var. Fakat bugün düştü. 104.30 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi diyelim ve yine Koç Holding'in önemli otomotiv şirketlerinden Türk Traktör'le devam edelim. 3. çeyrekte şirket 652.7 milyon TL'lik 1.6 milyar TL'lik ilk 9 ayda 1.6 milyar TL'lik net dönem karı elde etti. %94'lük bir
artış var. Üçüncü çeyrekte ise 652.7 milyon TL. İlk iki çeyrek rakamlarıyla beraber 1.6 milyar TL'ye ulaşıyor bu kar rakamı. Burada da yükseliş devam etmiş. Özellikle 9 aylıklar üzerinden baktığımızda hasılat %82 artışla 14.6 milyar olmuş. Brüt kar %91 artışla ilk 9 ayda 2.7 milyara ulaşırken esas faaliyet karında da 1.9 milyar rakamına ulaşmış şirket. Ana ortaklık net dönem karı da az evvel bahsettiğimiz gibi 1.6 milyar TL ve 2020 yılından beri finansallarda istikrarlı yükseliş eğilimi sürüyor kar rakamlarında. Peki Türk Traktör'ün çarpanları hangi seviyelerde? Bir o tarafa da göz atalım. FK çarpanı 12.5'lara yakın. Piyasa değeri, defter değeri, düzeltiyorum, FK çarpanı 11.5'larda. Piyasa değeri, defter değeri çarpanı da 8'li seviyelerde bulunuyor diyebiliriz. Burada da sektör ortalamalarının altındayız. Bu arada şirket faaliyet raporunda üretim, ihracat ve satış rakamlarına da değindi. Kısaca onlardan da bahsedelim. Traktör üretimi ilk 9 ayda aslında %12 düşmüş. Satış rakamlarına baktığımızda ise yurt içi satışlarda %21 ama yurt dışı satışlarda %10'luk artış var. Aslında ihracat pazarlarına yaptığı satışlarda bir artış olduğunu görüyoruz ama özellikle iç piyasa satışlarındaki yavaşlamayla beraber üretim rakamında ise yıllık bazda %12'lik bir azalış olmuş traktör üretiminde. Bugün %1 düştü. 343 lira 40 kuruş seviyesinde kapanış yaptığını gördük diyelim ve TAV havalimanlarından da bahsedelim. Üçüncü çeyrekte piyasanın kuvvetli sonuçlar beklediği sektörlerden biri de havacılıktı. Ve TAV havalimanları da üçüncü çeyrek sonuçlarını güçlü açıkladı. Baktığımızda şirketin ilk 9 ayda %119 artışla 1.9 milyar TL net dönem karı elde ettiğini görüyoruz. Geçen yıl ilk 9 ayda 852.8 milyon TL'ydi. Yani 2019 seviyelerinin artık üzerindeyiz TAV havalimanlarında finansal performans anlamında. Geçen yıl 2020'ye göre daha iyi sonuçlar gelmiş ama 2019 yani pandemi öncesinin altında kalmıştı. Fakat bu yıl artık ilk 9 aylık performans itibariyle pandemi öncesi seviyenin üzerine gelmiş diyebiliriz kar rakamı TAV havalimanlarının. Bu arada esas faaliyet karındaki artışı da söyleyelim. Yıllık %539'luk bir artış var. 3.3 milyar TL'ye ulaşmış. Bu arada şirket beklentilerinde bir revizyona gitti. Özellikle şirketin portföyünde bulunan Almatı Havalimanı'ndaki artan iş hacmi ve beklenenden iyi gelen dış hat trafiği sebebiyle beklentilerde bir revizyona gittiğini bildirdi şirket ki en son açıkladığı Temmuz ayı rakamlarına göre örneğin ciroda euro bazında artık 970 ila 1 milyar 10 milyon euro arası bir ciro beklentisi olduğunu görüyoruz 2022 yılı için. Özellikle dış hat yolcu sayısı beklentisinde yükseliş var. Almatı Havalimanı'ndaki trafik verilerindeki olumlu gidişata paralel tabii bunu revize etmiş şirket. Yatırım harcaması beklentilerinde 170 ila 190 milyon euro arasına revize etmiş ki yine Almatı Havalimanı'ndaki faaliyetlerin burada etkisi var. FAVÖK rakamına değinelim. FAVÖK rakamında da yukarı doğru bir güncelleme var. Bu da iyiye işaret. Keza net kar rakamında da yukarı doğru bir güncelleme. Net borcun FAVÖK içindeki payında ise aşağı doğru bir revizyon. %5-6 bandında bir net borç FAVÖK oranı tahmin etmiş şirket diyelim ve TAV'ın da hisse grafiğine bir göz atalım. Bugün yatay pozitif biçimde günü noktaladı ama bu yıl tabii ulaştırma endeksi içindeki şirketlerde çok ciddi bir trend gördük. Yılbaşından beri zaten ulaştırma endeksi borsada en çok yükselen sektörler arasında ilk sıralarda ve TAV da o hisselerden biri. Bugün 82.35 seviyesinde kapanış yaptı. Yarın bakalım finansallar sonrası nasıl bir yön olacak. Ve son olarak metal ana sanayi sektöründen Çemtaş'ın da sonuçlarına değinelim. Çemtaş 3. çeyrekte yıllık %236 artışla 259 milyon TL'lik net kar rakamı açıkladı. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise net karı 765 milyon TL'ye ulaşmış. Grafik eşliğinde bakalım. Burada da istikrarlı yükseliş devam ediyor. Hatta metal sanayi ortalamalarına göre daha yüksek oranlı bir kar artışı yakaladığını da son çeyreklerde söylemek mümkün
İlk 9 ayda net kar 765 milyon TL, esas faaliyet karı 854 milyon TL, hasılatı ise 2,5 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu arada özellikle kar marjları anlamında sektörüne göre biraz daha dirençli kaldı diyebiliriz. Özellikle Ereğli'den de bahsettik yayının başında. Maliyetlerin biraz daha hızlı yükselmesinden dolayı demir çelikte marjlar aşağı geliyor son çeyreklerde ama Çemtaş'ın kar marjları biraz daha dirençli kaldı bu dönemde. Özellikle baktığımızda brüt kar marjı %35 olmuş yılın ilk 9 ayında. Geçen yıl ilk 9 ayda %26 idi. Esas faaliyet kar marjı da %34 seviyesinde gerçekleşmiş. Geçen yıla göre bir artış söz konusu. Öz sermaye karlılığı da %30'dan %54'e yükseliş kaydetmiş. Yani artan maliyetler ve global piyasalarda gerilen çelik fiyatlarına karşın biraz daha maliyetlerini iyi yönetmiş ve kar marjlarındaki düşüşü sınırlandırmış görünüyor Çemtaş diyelim ve Çemtaş'ın da hisse performansına değinelim. %1.4 yukarıda 41 lira 44 kuruş seviyesinde bugün kapanış yaptı. Aslında metal sanayi endeksi ve demir çelik hisseleri zayıf diyoruz bu yıl. Özellikle Haziran-Temmuz'dan sonra borsadaki genel gidişattan negatif ayrıştı demir çelik sektörü ama Çemtaş'ta yukarı doğru hareketlilik sürdü. Hatta TL bazlı yeni zirveler gördük bu hisse senedinde ve tarihi zirvelerine de yakın işlem görmeyi sürdürüyor. Yarın yine bilanço fiyatlamasıyla dikkat çekebilecek şirketlerden biri olabilir diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Diğer şirket haberlerini de izleyelim. Türk Hava Yolları yeni hat açılışına ilişkin karar aldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Irak'ın Kerkük şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı. Yönetim Kurulu ayrıca Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrine de tarifeli sefer başlatacağını duyurdu. BİP'in 2022 yılı toplam mesajlaşma sayısı 102 milyar, arama sayısı ise 124 milyon oldu. Kullanım oranı katlanarak artan uygulama bugüne kadar 97 milyondan fazla indirildi. 192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan BİP, sunduğu özelliklerle hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. OYAK, grup şirketlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla lisanssız yenilenebilir enerji santralleri kuracak. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumla geliştirilen projeyle üretim için gereken enerjinin alternatif kaynaklarla desteklenmesi ve karbon yoğun sektörlerde karbon emisyonunu düşürmek hedefleniyor. Aksa Enerji, Gana Cumhuriyeti ile 15 yıllık dolar bazlı elektrik satış sözleşmesi imzaladı. Gana Enerji Santrali'nde çift yakıt teknolojisiyle enerji üretimi yapan Aksa Enerji, imzalanan yeni sözleşme ile santralde başlatmış olduğu doğal gaz dönüşümüne hız verecek. 370 MW kurulu güce sahip Gana Enerji Santrali'nin doğal gaz dönüşüm süreci başladı ve santralde halihazırda çift yakıt teknolojisi kullanılıyor. Alman şirketi Mercedes-Benz, Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devretti. Mercedes, Rusya'daki üretimlerini Mart'ta durdurmuştu. Rusya'da Mercedes marka otomobil satışları Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %72,8 azaldı. Şimdi yorumlar alalım. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizlerle. Merhaba Soner Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul yine yükseliş eğilimini koruyor ama 4000 üzerinde bir kapanış göremiyoruz son günlerde. Merak edilen de acaba 4000'i kırabilecek mi acaba endeks? Öyle bir potansiyel görüyor musunuz? Temel ve teknik açıdan piyasadaki gidişat nasıl sizce? Yani şöyle, son bir senedir takip ettiğimiz o 1371 seviyesinden başlayan hareket, sonrasında son 3 aydır Temmuz ortasından itibaren ivmelenmiş olan o yükselen trend açıkçası devam ediyor. Bilanço dönemi içindeyiz. Genel itibariyle bugün de önemli bilançolar aldık bu arada tabii. Ve bilançolarında yine beklenenlerden biraz daha iyi geldiğini görüyoruz.
Tabii çok dik eğimli bir yükseliş. Bir miktar yorgunluk normaldir. Ama biz 4000 seviyesinin üzerinde bir kalıcılık oluşmasını bekliyoruz. Bu bilanço dönemi de bu 4000'in üzerinde kalıcılık oluşturulması için Borsa İstanbul açısından önemli bir hikaye yaratıyor diyebilirim. Önümüzdeki günlerde 4000'lerin üzerine oturmuş bir borsa olması ihtimali yüksek görünüyor. Evet, dediğiniz gibi önemli bilançolar açıklandı bu akşam. Ereğli özellikle bugün BIST 100'ü de olumlu puan katkısı açısından olumlu etkileyen şirketlerden biriydi. Haftaya da aslında sert bir yükselişle başladı pazartesi günü. Ve kar rakamı da piyasadaki ortalama tahminin üzerinde geldi. Uzunca bir süredir endeks yükselirken demir çelik hisselerinde pek bir hareketlilik görmemiştik. Yavaş yavaş bu geride kalmış hisselerde de bir rally havası görebilir miyiz acaba? Açıklanan kar rakamlarıyla beraber siz genel hikayeyi nasıl görüyorsunuz demir çelikte? Yani şöyle, tabii son dönemde özellikle demir çelik ve imalat sanayi, ihracat yoğun sektörlerimiz biraz o yurt dışındaki resesyon havasından biraz negatif etkilendi. Yine ham madde fiyatlarındaki artış da yine burada etkili. Ereğli bilançosuna baktığımızda net kar beklentilerin ortalama %3,5 kadar üzerinde geldi. Bu hisse için aslında olumlu fiyatlanandan biraz daha iyi bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle öz sermaye artışı bu anlamda çok güçlü. Öz sermaye artışı %113'e geliyor ve FAVÖK karlılığı da %53. Yani mevcut konjonktüre bakacak olursak beklentilerden biraz daha iyi bir bilanço geldiğini söyleyebiliriz Ereğli Demir Çelik açısından. Sanayi endeksi son dönemde tabii bir miktar geride kaldı. Burada özellikle güçlü bir ilk yarı geçti. Türkiye ekonomisi açısından da aynı şekilde ama ikinci yarı biraz daha hem alınan makro iktisadi tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz. Hem de özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşı, enerji maliyetlerindeki artış, küresel merkez bankalarının faiz artışı gibi etkilerle bir miktar o iktisadi faaliyetlerde özellikle dış talep kaynaklı bir geri çekilme var ve bunun etkilerini görüyoruz. Ama bu geride kalmışlık hikayesiyle birlikte ben sanayinin önümüzdeki dönemde potansiyel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü endeksin geldiği seviyeleri itibariyle baktığımızda işte bankacılık belli bir noktada ilerledi. Holdingler yine aynı şekilde ama son 3 aylık perspektifte ortalama Borsa İstanbul %70 prim yaparken sanayi endeksinin %50 küsürlerdeydi yanlış anımsamıyorsam. O kadar gidebildiğini gördük. Önümüzdeki dönemde şu bilanço hikayesiyle birlikte o tarafta da ben bir hareketlenme bekliyorum açıkçası. Orada Akbank da sonuçlarını açıkladı. Bankaların da 3. çeyrek sonuçları genel çerçevede güçlü bekleniyordu ve 3. çeyrekte 17 milyar TL, ilk 9 ayda ise 38,2 milyar TL'lik bir kar rakamı gördük Akbank'ta. Öz sermaye karlılığı da yükselişini sürdürmüş. Tabii özellikle Eylül ayındaki o banka hisselerindeki sert düşüş sonrası Ekim ayında iyi bir başlangıç gördük. Genel eğilim de yukarı doğru. Merak edilen acaba bu iyi finansallar, güçlü bilançolar fiyatların içinde ne kadar dahil? Banka hisseleri hala ucuz mu? Bu konuda neler söylersiniz? Ya şöyle, bu konuda piyasa aslında genel itibariyle ikiye ayrılıyor. Banka hisseleri ucuz mu, değil mi? Oraya değineceğim ama öncesinde tabii bankacılık son bir yılda %220 primlendi. Temmuz'dan beri takip ettiğimiz harekette de %105 kadar bir primlenme var. Hareketli bir bankacılıktan bahsediyoruz. Endeks 100'ün önünden gidiyor bu anlamda. Tabii burada karlılıklarda etkili olan özellikle bilançolardaki o TÜFE endeksi tahviller ve biraz daha önemlisi bu kur korumalı mevduatın etkisiyle birlikte o kredi mevduat makasında bankaların rahatlamış olması. Yıldan yıla karlılığa baktığımızda %420 gibi bir artış var Akbank tarafında. Çok ciddi bir artış. Öz sermaye karlılıkları da bu noktada hareketlendi. %35'lerde. Geçtiğimiz yıllarda bunun biraz daha altındaydı. Burada bu karlılığın sürdürülebilmesi veya ne kadar sürdürülebileceği soru işareti ve bankaların ucuz mu pahalı mı olduğu konusu burada ortaya çıkıyor. Şimdi bu mevcut karlılıkla birlikte Akbank'ın fiyat kazanç oranı 1,91'e geldi. Yani şirketin piyasa değeri neredeyse 2 yıllık karına eşit durumda. Yani bu kar sürdürülebilecekse eğer şu andaki piyasa fiyatı çok çok iskontolu. Ama önümüzdeki yıl işler tersine gidecekse açıkçası o zaman başka bir fiyatlama hakim. Burada özellikle orta uzun vadeli değerleme yapmaya çalışıyorsak eğer artık yavaş yavaş 2 çeyrek sonrası seçim dönemi ve sonrasında ekonomi politikaları nasıl seyredecek? Özellikle
olası bir faiz artışı, bu düşük faiz politikasından geri dönüş, bankaların son dönemde bu biliyorsunuz tahvil alımları, kredi vermek için menkul kıymet tahsili konusu, yani bir gün faizler yükselirse burada bir risk oluşturuyor. Ama bugün itibariyle bankalar ucuz mu? Bence ucuz ve Borsa İstanbul fiyatlamaları açısından bakacak olursak da tabii ciddi bir getiri arayışı var bu noktada ve bankalar bence önümüzdeki dönemde de talep görmeye devam edecektir. Biz orada yükselen trendin korunmasını, belki endeks pozitif kompozisyonunda korunuyor olmasını bekliyoruz. Çünkü ikinci çeyrek bilançoların ardından FK ortalamaları 3'lere kadar gelmişti. Sonrasında oralli hareketi gibi konular, sert satışlar, ama 10 yıllık ortalamalarda bankacılık ortalama FK'sı 6-6,5 bandında. Şu an Akbank bu fiyatlamayla 1,90 FK'larda. Benim şahsi kanaatim açıkçası bankaların iskontolu olduğu, ucuz olduğu yönünde. Zaten hani sermaye yeterlilik oranları noktasında da bir sorun yok. Ama bir miktar işte bu karlılığın, bu yüksek karlılığın sürdürülebilirliği ile ilgili soru işareti var. Bu biraz daha orta uzun vadenin konusu diye düşünüyorum ben. Bu akşam Koç Holding'in önemli otomotiv şirketleri de finansallarını açıkladı. Şöyle bir baktığımızda kar rakamları piyasa beklentileriyle uyumlu, hatta üzerinde. Tofaş ilk 9 ayda 5 milyar TL'lik kar elde etmiş. %145 artış var yıllık bazda. Türk Traktör'ün de 9 aylık karı 1,6 milyara ulaşmış. Özellikle tabii son dönemde ihracat pazarlarımızdaki yavaşlamayla beraber otomotiv, beyaz eşya gibi ihracat yapan şirketlerin finansallarına ilişkin endişeler vardı. Sizce otomotivde işler nasıl gidiyor? Tofaş'ta bir de tabii Stellantis'in yeni modeline ilişkin hikaye de söz konusu. Bu hisselerde, bu sektörde genel gidişat nasıl olacak sizce? Şöyle, orada geçtiğimiz yıllarda tabii çok çok daha güçlü performanslar sergilendiği dönemleri takip ettik. Ama son dönemde sizin de bahsettiğiniz gibi bu yurt dışındaki resesyon hikayesi, o talepteki geri çekilme bu tarafı özellikle baskılıyor. Faiz hassasiyeti yüksek bir sektör, otomotiv sektörü. Hem binek araçlarda hem ticari araçlarda bu noktada bir miktar o yavaşlama söz konusu ve bilançolarda da bu belirgin şekilde görünüyor. Yani baktığımızda ikinci çeyrekteki o çeyrekten çeyreğe ikinci çeyrekteki karı yakalayabilen şirket sayısı bu bilanço döneminde çok az olacak. Bu noktada otomotivde de o gerilemeyi takip ediyoruz. Ama bugünkü bilançolar üzerinde bakacak olursak hem Tofaş'ta hem Türk Traktör'de yine terminallere girilen net kar beklentilerinden biraz daha yukarıda net karlar geldiğini belirtmiş olmamız lazım. Tofaş'ta %3 kadar yukarıda açıklanan net kar, Türk Traktör'de de %6 kadar yukarıda. Bu noktada beklenti ve gerçekleşen itibariyle hisse fiyatlamalarının kısmen de olsa pozitif etkilenmesini bu anlamda bekleyebiliriz. Tabii karlılık artışına baktığımızda Tofaş'ta %140'lık bir artış var. Burada hem karlılık hem de öz sermaye biriktirme konusu çok önemli. Çünkü mevcut enflasyonist ortamda hem karlılığınızı enflasyondan daha yukarıda tutmalısınız, hem de öz sermaye birikiminiz enflasyondan daha yukarıda olmalı. Bu noktada işte bilançosu gerçekten o konuda güzel. %113 öz sermaye karlılığı vardı ama bakıyoruz Tofaş ve Türk Traktör'de ortalama %60-65 gibi bir öz sermaye birikimi var. Bu bir miktar enflasyonun gerisinde kaldığını bu anlamda gösteriyor. Onları bu bilanço döneminde takip edeceğiz ama bugünden yarına baktığımızda bu Tofaş ve Türk Traktör bilançolarının hisseleri biraz daha pozitif etkilemesi ihtimali yüksek gibi görünüyor diye düşünüyorum. Bu arada yurt dışına baktığımızda yarın ECB kararı takip edilecek. Euro dolar da tekrar bir seviyesinin üzerine geldi. Bu da yakından takip ediliyor şu an piyasada. Sizce Avrupa Merkez Bankası'nın yarın atabileceği olası hamleler döviz tarafını nasıl etkiler? Euro dolar paritesinin seyri bizi de yakından ilgilendiriyor dış ticaret açısından. ECB ile beraber döviz tarafında nasıl bir gidişat bekliyorsunuz? Şimdi yarın ben faiz artışı gelmesi ihtimalini yüksek görüyorum. Piyasada da olasılıklara baktığımızda bu %100'e yakın fiyatlanıyor. 75 bas puan faiz arttıracak ama devamında oluşan bu enflasyona karşı ne kadar şahin olabileceği açıkçası soru işareti. Çünkü büyük ekonomi bölgeleri enflasyonla mücadele noktasında ortodoks politikalar paralelinde faiz arttırımı tercih ediyorlar. Amerika'nın bu noktada eli çok daha rahat, güçlü bir istihdam piyasası
piyasası var. İktisadi faaliyetler biraz daha orada yerinde ama Avrupa'ya dönüp bakıyoruz. Bir kere zaten Rusya-Ukrayna savaşı belirsizliği, oradaki enerji maliyetlerindeki artış, enerji tedariği problemi gibi konular ECB'nin faiz artışı noktasında elini daraltıyor. Bir de tabii Avrupa'nın yapısal problemi, 30 küsur ülkenin mali politikalar noktasında tek bir karar alma ihtimali oldukça güç oluyor. Burası yine elini daraltan bir unsur. Tabii biraz daha da önemlisi, her şeyi göze alıp faiz arttırsa, yani Şahin yürüse, Almanya, Fransa gibi belki ekonomisi görece dayanıklı ülkeler bunun üstesinden gelebilecek ama bu sefer Yunanistan'ı, İspanya'sı, İtalya'sı gibi daha kırılgan ekonomiler için farklı önlemler alınmak durumunda. Ben yarınki toplantı için faiz artışı paralelinde şahin bir söylem olmasını bekliyorum ama yılın geri kalanında, önümüzdeki yılın ilk yarısında atılacak adımların yarın verilecek şahin mesajlar kadar sert olmasını da beklemiyorum. Biraz daha söylemlerle piyasayı ve enflasyonu kontrol etmeye çalışacak bir ECB gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Euro-Dolar paritesi 1'in üzerine attı ama teknik olarak özellikle 1.01, 1.02'ler yani o kabaca 4-5 aydır takip ettiğimiz aşağı yönlü trend kanalında kritik direnç seviyelerinin üzerine atamadı. Bir miktar bu faiz artışı fiyatlaması, Amerika cephesinde de son iki toplantıda 75-75 fiyatlanıyordu. Onun bir miktar 75-50'ye doğru beklentilerin evrilmesi bir miktar paritenin o aşağı yönlü trend içinde yukarı düzeltme yapmasına sebep oldu. Ama mevcut konjonktürde faiz artışı konusunda iki merkez bankasını kıyaslarsak ben Fed'in elinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum ve Euro-Dolar paritesinde biz bir süre daha en azından 1-2 çeyrek 1'in altındaki rakamlarda kalıcı olunacağını açıkçası düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yorumlar için. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Evet, böylelikle analizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.